Biz kenti geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız hiçbir plan, hiçbir proje, hiçbir hareket günü kurtarma hareketi değildir. Biz Girne kentini bir öğrenci kenti, bir turist kenti olarak geleceğe taşınacak projeler ve programlar üstünde duruyoruz. Bütün hedefimiz budur. Daha çağdaş, daha yaşanabilir, insan odaklı bir kent için varımızı, yoğumuzu ortaya koyarak ekibimle birlikte çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz bundan sonra gelecek nesillere daha yaşanası bir kent bakabilmenin en önemli öğelerinden bir tanesi daha mutlaka ve mutlaka kentte kalıcı, günübirlik olmayan programları yapmaktır diye düşünüyorum. Bugünün girmesini değil, yarının girmesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim için önemlidir ve bunlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kordon boyu peyzaj tasarım projesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en çok ziyaret edilen şehirlerden bir tanesi Girne'dir. Yani gerek Ercan'dan gerek diğer limanlarımızdan ülkemize giriş yapan herkes mutlaka Girne kentini görmek ister. Girne kentinde de insanlarımızın, turistlerimizin veya başka kentlerden gelen, Girne dışındaki beldelerden gelen insanlarımızın da görmek istediği önemli noktalardan bir tanesi de kordon boyu. Girne kordon boyu. Bu kordon boyu bizim gerçekten çok büyük devasa bir alan değildir. Dom Otel'den başlayıp Dallas büfe dediğimiz büfeye kadar giden, yani eski gümrük binası dediğimiz gümrük binasına kadar giden yaklaşık olarak bu orta ölçekli bir hacimdedir. Dolayısıyla burası için de çok ciddi bir proje hazırlığımız var, hazırladık. Bunun halka açık toplantılarını yaptık. Halktan gelen görüşleri de dikkate alarak projemize son şeklimizi vererek inanıyoruz ki biz bu proje devletin de desteğini almak şartıyla kordon boyunda yeni bir görünüm kazanacak ve gerek kentimizi gerek kordon boyunu ziyaret eden bütün insanlarımız burada en iyi şekilde ağırlanacak ve bir insanlarımızın tekrardan denizle buluşmasını sağlayacağız. Zaten şunu da söylemek isterim ki eğer biz bu söylediğimiz noktadaki kordon boyunu ele alıp düzgün bir şekilde projemize uygun tadil edersek ve düzenlersek liman içinde de önemli bir etkileşime sebep olacağız ve liman içinde bulunan sorunlar da yavaş yavaş çözümlenecek ve liman, antik liman yani yat limanı tekrardan eski cazibeli haline gelecektir diye düşünüyorum. 2015 yılında kordon boyuna 75 kişilik bir çocuk oyun grubu bulduk. Bu çocuk oyun grubu da ahşap içeriklidir. Çocuk oyun grubunda tırmanma bandı, kaycaklar, salıncaklar ve ayrıca ip bulunmaktadır. Zeminimiz kauçuk zemindir. 2,5 santimetre kalınlığında bir kauçuktur. Çocuklar oynarken düşebiliyorlar. Düştükleri zaman da bu kauçuktan etkilenmiyorlar. Ahşap olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de denize yakın olduğumuzdan. Bir takdir edersiniz ki metal oyun grupları tuzdan etkilenmektedir. Daha önceki yıllarda metal oyun gruplarımız vardı. Bunlar hep paslanmıştı. Bu yüzden ahşap oyun grubu tercih ettik. Yine kordon boyunda ikinci oyun grubu. Bu oyun grubumuz da ahşap oyun grubudur. Biz burayı küçük oyun grubu diye tanımlıyoruz veya atalık üstünün yanındaki oyun grubu diye tanımlıyoruz. Burada da yine ahşabı tercih ettik. Yine aynı sebeplerden, denize yakın olmamızdan dolayı paslanmalar görülüyor. O yüzden ahşap kullandık. Yeni dönemde kordon boyundaki yer kaplama malzemeleri olan parkeler tuzdan etkilenmiştir ve deforme olmuşlardır. Bu yüzden parkelerde bir yenilenme yapılmıştır. Ayrıca bunun yanında aydınlatma direkleri de yenilenmiştir. Tören alanımızda da bir takım değişiklikler yaptık. Parkeler deforme olmuştu, parkeler yenilendi. Ayrıca içinde bulunduğumuz çiçeklik tuzdan dolayı bitki yaşatamıyoruz. Bu yüzden yeşil halı serdik. Burası da kenti limana bağlayan yolumuz. Burada yıllar önce diktiğimiz ağaçlarımız artık büyüdüler ve bu dönemde de bu ağaçlarımızı şekillendirdik. Başka ülkelerde yapıldığı gibi bir forma soktuk. Özellikle bu ağaçlar yaz aylarında insanlara bir gölge oluştururken ayetin oksijen kaynağı yaratmaktadırlar. Arka sokaklar diye tabir ettiğimiz antik Girne'de biliyorsunuz burada hiç yeşil yok, ağaç yok. Bu yüzden biz de belediye olarak buralara saksılarda bitkiler diktik. Özellikle saksılarda ve duvar saksılarına bitkiler yerleştiriyoruz.
Yazın ve ilkbahar aylarında bitkilerimiz çiçekleniyor, duvarlar şenleniyor. Bunun haricinde gezen turistler bayağı bir fotoğraf çekiyorlar. Girne Sanat Galerisi'ne kavuştu. Sanat Galerisi bizim için çok önemliydi. Bir kere Birkent Belediyesi'nde gerek beldenin etrafında yaşayanlar, Girne ve çevresinde yaşayanlar, gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde sanatçıların Girne'de sergi açabilecekleri, ürettikleri eserleri sergileyebilecekleri kamusal anlamda bir sanat galerisi yoktu. Bilindiği üzere burası 38'li yıllarda İngiliz döneminde inşa edilmiş ve kentin belli kesimlerine elektrik akımı temin etmeye yarayan bir elektrik trafo merkeziydi. Bizden önceki dönemde buranın yıkılmasıyla ilgili bir karar vardı. Bu karar aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış bir karardı. Biz göreve geldikten sonra burayla ilgili ciddi bir düşüncemiz olduğunu dönemin başbakanı anlattık. Ve dönemin başbakanı da buranın elektrik kurumunun tasarrufundan alınıp Girne Belediyesi'ne verilmesine, Girne Belediyesi tarafından da belediyenin talep ettiği şekilde bir sanat galerisine dönüştürülmesi için gerekli yasal işlemleri başlattık. Daha sonra burada tamirat ve tadilat işlemlerimizi devam ettirerek sanat galerisine, yani eski trafo binasına, kentin bu noktasında bir sanat galerisi kazandırmış olduk. Bu kentimizde hizmete girmiş olan ilk kamusal anlamda bir sanat galerisidir. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki mesai saatleri dışında hizmet veren bir sanat galerisidir. Cumartesi günleri de burası sabah 9'dan öğleden sonra 15.30'a kadar burada hizmet verilmektedir. Galeri açıktır ve ziyarete açıktır. Uluslararası anlamda da sanatçıları bu mekanda ağırlamak istediğimizi her vesileyle söylüyoruz. Kentin bu noktasında inanıyoruz ki bir ışık yaktık, bir aydınlık yarattık ve kentin bu noktasında aydınlatmaya başlayacak olan bu galeri ile birlikte bu bölgenin de bugünden itibaren daha düzgün bir şekilde şekil alacağına ve canlanacağına inanıyoruz. Çünkü buraları işte bildiğiniz gibi Beycan mağazalarının girişi olarak bilinen bölgenin sokağın başındadır. Ama bu galeri bugünden sonra da, açıldığı günden sonra da önemli bir nokta olarak kentte bir hizmet vermeye başlayacaktır. Bu da bizim için çok önemlidir. Kent Müzesi Projesi. Kent dediğimiz zaman kırsal kesim belediyesiyle kent belediyesini ayıran en önemli faktörlerden bir tanesi de sosyal, kültürel anlamda ve sanatsal anlamda yapılan etkinliklerdir ve oluşturulan fiziki mekanlardır. Çok yakın bir zamanda askeri birliğin elinde bulunan bir bina yine belediyemizin tasarrufuna geçmiş bulunmaktadır. Burada da bir kent müzesi hayalimiz vardı seçildiğimiz günden beri. Dolayısıyla her turistik kasabaya gidildiği zaman, her turistik kent ziyaret edildiği zaman turistler mutlaka gittikleri kentlerde müzeleri ziyaret ederler. Ve bu müzeler ziyaret edilmesi de bizim açımızdan da gerçekten önemli bir eksiklikti. Ve dolayısıyla Girne Belediyesi kentte, turistik bir kent olan, bir öğrenci kenti olan bu kentte bu eksikliği gidermek amacıyla bir kent müzesini hayata geçirmek için de gerekli proje çalışmalarını başlatmış, binayı tasarrufuna almış ve en kısa zamanda da bunun projelendirmesi tamamlanarak kent müzesi için gerekli hazırlıkları başlatmış olacağız diye kendi programımızı yapmış bulunuyoruz. Oda Tiyatrosu. Terminal bölgesinde, yani açık pazarın bulunduğu bölgede yıkılmaya yüz tutmuş bir tiyatro binamız vardı. Bu tiyatro binası da Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği'nin öngördüğü şekilde, inşaat mühendislerinin öngördüğü şekilde güçlendirmeler yapıldı. Oraya da tamamen yeni bir anlayışla çok güzel, kente pırıl pırıl bir oda tiyatrosu kazandırdık. Bu da bizim için çok önemlidir diye düşünüyorum. Karaoğlan Belediye Plajı. Yaz aylarında insanlarımızın, gençlerin sahillere ve plajlara ulaşmasında gerçekten büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu yıllar içinde yapılan hataların
sonucunu bugünkü nesil, bugünkü gençlerimiz ve insanlarımız çekmektedir. Biliyorsunuz Girne Belediyesi'nin Kervansaray bölgesindeki plajı, Kervansaray Halk Plajı da geçmiş yıllarda var olmasına rağmen son 3 yılda çok ciddi bir bakıma alındı. Çok ciddi bir şekilde revize edildi, restore edildi, tadilat edildi ve halkın hizmetine en iyi şekilde sunuldu. Daha sonra yıllardır, yaklaşık 25 yıldır atıl durumda bulunan ve Karaoğlanoğlu insanımızın söylediği şekilde Antis diye bilinen bölgede, ki orada eskiden yine belediyeye ait bir restoran veya taverna tipi bir eğlence merkezi vardı. Biz taverna, Antis denen taverna binasını yıktık ve sonuç olarak oraya bir halk plajı kazandırdık. Yani artık Karaoğlanoğlu'nda halkın denize ulaşabileceği ikinci bir halk plajı da oluşturmuş olduk. Karaoğlanoğlu'ndaki bu ikinci halk plajı gerçekten çok önemliydi. Hele hele denize ulaşma, plajlara ulaşımda bu kadar sorunların yaşandığı yaz aylarında belediyenin ikinci bir plajı hizmete alması bu açıdan önemli olmakla beraber halk adına buranın sahiplenmiş olmamız da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır diye düşünüyorum. Ve bütün halkımızı bu plajları, her iki plajımızı da en iyi şekilde kullanmakları için elimizden gelen düzenlemeleri yapmış bulunmaktayız. 40 yıldır temizlenmeyen göletler temizlendi. Şimdi tabii bu göletler rastgele yapılmadı ve iş olsun diye yapılmadı. Bu göletler yakına gidip gördüyseniz eğer 50'li 60'lı yıllarda yapılmış, üzerlerinde İngiliz döneminin amblemlerini taşıyan işaretler var ve bunların yapım amacı dağ istikametinden deniz istikametine gelen yağmur suyunun kentlere ve köylere kontrolsüz bir şekilde gelmesini engellemek, oralarda oluşturulan gölet havzalarında suyun birikmesini sağlamak. İkincisi, sel baskınlarını önlemeye yarayan bu göletler aynı zamanda yeraltı sularının da zenginleşmesine sebep olmaktadır. Yani kuyu sularımızın da kapasitesinin artmasına sebep olmaktadır. Bu göletler yaklaşık 40 yıl içinde hemen hemen hiç temizlenmedi. Bildiğiniz gibi belediyenin bu konuda yasal bir zorunluluğu yoktur. Ancak hep sıkıntılar ve sorunlar belediyeye yansır. Yani bu göletlerin su tutmaması nedeniyle Karaoğlanoğlu köyünde geçmiş yıllarda çok önemli sorunlar yaşadık. Kahveler bölgesi dediğimiz bölgede Karaoğlanoğlu ana caddesinde sel felaketleri yaşandık. Dolayısıyla devlet belediye işbirliği içerisinde, ama devletin büyük bir katkı olarak iş makinalarını göndermesi, belediyenin de oradaki her türlü mali bütçeyi karşılayarak mazot, personel giderleri, personelin oradaki bütün harcamaları belediyemiz tarafından karşılanarak bu göletlerden çok yaklaşık sadece bir tanesinden 750 kamyon toprak, mil ve atık çıkarıldı. Diğerinden de yaklaşık 300 kamyon atık ve mil çamur çıkarıldı. Dolayısıyla bu göletlerin su tutmaya başlamasıyla birlikte bu sene kış aylarında Karaoğlanoğlu köyünde çok ciddi bir sel baskını ile karşı karşıya gelmedik. Bu da bizim için önemli bir hadiseydi. Kaymakamlık, belediye ve su dairesinin işbirliğinde, ama belediyenin mali boyutunu karşıladığı bir proje olarak bunu gerçekleştirmiş olduk. Eskiden hemen bir yağmurcukta ortalık göl olurdu. Su basardı insanları, evleri. Bu göleti temizledikten sonra Karaoğlanoğlu'nda büyük bir değişim oldu. İnsanları su basmadı. En azından Se bölgesine giden dereleri temizledik. Posta Deresi dediğimiz bir dere var aşağıda, denize bağlanan. Onun su basardı. Onun su bastığında o ev, oradaki yöredeki bütün insanların duvarlarını her sene yıkıyordu. Her sene zarara uğratırdı. Bu dönemde bu göletten faydalandığımızı ve hem yeraltı kaynaklarına hem yöre halkına, ayrıca en önemlisi insanları su basmaktan kurtardık. Göletler molozlarla dolup taşmış durumdayken burada biriken su olduğu gibi mahalleyi basıp ana caddeye kadar iniyordu. Tabii ki eskiden de bu dereye tatlan içine yapılan evlerin de
etkisinden dolayı su yolunu bulamadığı için evlerin arasından veya da evlerin bahçelerinden akıp şehre kadar iniyordu, caddeye kadar. Şimdi bu dereleri biz temizledikten sonra hiçbir sorun kalmadı. Şu anda tüm halk teşekkür ediyor. Çünkü herkes yapılanın farkında. Eskiye nazaran çok çok iyi her şey ve halk çok memnun. Kültür Sanat Festivalleri. Girne'deki kültür sanat festivalleri tabii ki ağırlıklı amfiteyatroda yapılır. Amfiteyatroda yapılan bu etkinlikler gerçekten son 3 yıldır uluslararası bir boyut kazanmış oldu. Gerekse uluslararası davet ettiğimiz sanatçılar, Türkiye'nin önemli konser grupları, müzik toplulukları ve sanatçıları, aynı zamanda Türkiye Devlet Tiyatrosu'ndan ve Türkiye'deki özel tiyatrolardan gelen çok önemli oyunlar amfiteyatroda bütün Kıbrıs halkıyla buluşmuş oldu. Caz etkinlikleri yapıldı ve bütün bunlar da Girne'deki amfiteyatroda belediye tarafından düzenlenen bu etkinliklerin bütün Kıbrıs'a ulusal ve uluslararası düzeyde de çok iyi hizmet verdiğine inanıyorum. Dünyadaki önemli sanatçılarla, Türkiye'deki önemli sanatçılarla Girne ve çevresinde yaşayanları ve dahası bütün KKTC halkını bu amfiteyatrodaki uluslararası sanat festivalinde, kültür sanat günlerinde buluşturmuş oluyoruz. Ülke genelinde Girne Belediyesi olarak 4. 5. sıralarda yer aldığımız kültür sanat aktivitelerinin tümünü öyle bir noktaya getirdi ki bugün 2018 itibariyle ülkenin bir numarası durumundayız. Yani özellikle belli bir sanat çerçevesinin üzerinde olan etkinlikleri Girne Belediyesi kültür sanat günlerinde amfiteyatroda izleyicilerle buluşturmak çok önemliydi bizler için. İşte bir iki örnek vermek istiyorum bunlarla ilgili. İşte bir Goran Bregovic'in gelmesi, Fazıl Say'ın gelmesi bizler için çok önemli etkenlerdi. Elbette ki birçok top isim daha, yani popüler kültürün sanatçılarını da getirdik buralara. Ama bunlar da yavaş yavaş işte Fazıl Say gibi, Goran Bregovic gibi isimlerin de ülkemizde değer bulacağını gördüler. Sen kavganın seli. Bu etkinliklerde her zaman çocuklarla da ilgili aktiviteler yapılmakta. Gerek çocuk oyunları, gerekse çocukları eğitici tiyatro oyunları gibi oyunlarla da, eğlenceli oyunlarla da çocukların da yaz aylarında eğlenmesine imkan tanıyan etkinliklerdir. Tiyatroların kente katkısı çok büyük oluyor. Çünkü bu kültür sanat günleri etkinlikleri çerçevesinde bir taraftan büyük prodüksiyon tiyatrolar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları'nın oyunlarının yanı sıra amfiteyatroda sahneleniyor bunlar. Her yerden dinliyorlar. Doğru. Dinleme cihazıyla dinliyorlar. Doğru. Gökten dinliyorlar, telefonlarımızı dinliyorlar. Duruyorum, bir sus, dur. Hiçbir ulaşsanın şehzade. Gece gündüz at koştura. Buyruğumu aldıktan en geç 3 gün sonra burada ola. Paşam nerede kaldınız ama? Baltaya geçmek için sizi bekledim. Bir dakika. Siz bana tam 9'da dememiş miydiniz? Bir çalar saat kadar dakiksiniz. Çocuklara yönelik çocuk tiyatroları getiriyoruz. Şimdiki hedefimiz Yeni Oda Tiyatromuz içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları ile Girne Belediyesi'nin birlikte imzalayacağı protokolden sonra ayda Türkiye'den gelecek ayda bir oyun ve ülkemiz tiyatrolarının işte haftada bir ayda 3 oyunu ile toplamda her ay 4 oyunla Girne kentindeki izleyicileri buluşturmak istiyoruz. Uluslararası Eğitim Festivali gerçekten bizim dönemimizde uluslararası bir anlam kazandı ve dünya standartlarında bir kültür sanat festivali olma yolunda ilerlemiştir. Evet, bu işin bir tarımsal boyutu var, zeytin ağacının sahiplenme boyutu var, zeytine verilen önem var ama kültür sanat anlamında da çıtayı çok yukarı çekmiş bulunuyoruz. Düşünün ki zeytin konulu karikatür yarışmasına en son yaptığımız yarışmada konumuz zeytin idi. Ve 71 ülkeden
900'ü aşkın eser geldi ve jürimizde de Türk jüri üyeleri yanında uluslararası jüri üyeleri bulunmaktadır. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen, en son İran'dan da gelen bir arkadaşımız vardı. Fransa'dan gelen arkadaşlarımızla da Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin boyutu da karikatür yarışmasıyla en üst noktaya gelmiş bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir kentte, bir ülkede, Girne gibi bir kentte 71 ülkede ülke sanatçısının 900'ü aşkın eserle katılmış olması da bu festivale dünya basınının, dünya karikatür sanatçılarının verdiği önemi göstermektedir. Açık Pazar yenilendi. Biz göreve geldiğimizde Açık Pazar'da hemen hemen tabir yerindeyse temeli atılmış bir şekilde duruyordu. Ve biz onu çok süratli bir şekilde bitirerek belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en çağdaş açık pazarını gündeme getirmiş olduk. Üzerini kapattık. İnsanlarımızın yazın güneşten, kışın yağmurdan korunmalarını sağlayacak gerekli düzenlemeler yapıldı. Toplanma noktası ve insanlarımızın buluşabileceği bir nokta tespit edildi. Altyapısıyla beraber aydınlatması dahil en iyi şekilde yapılarak gerek esnafın gerekse açık pazarda alışveriş imkanı arayan insanlarımıza ve halkımıza da emniyetli bir şekilde alışveriş imkanı sağladık. Orada üreticiyle tüketiciyi buluşturmak ana hedefimizdir. Köylerden gelenler Girne'de ve Girne'nin çevresinde bulunan gerekse işletme sahipleriyle gerekse normal vatandaşlarımızla açık pazarda buluşuyorlar. Açık pazarımız daha önceden farklı bir noktadaydı. Birkaç yıl önce yenilenme çalışmaları tamamlanarak faaliyete açıldı. Girne Belediyesi olarak sürekli hizmetlerimizi geliştirmek, halkımıza verdiğimiz, insanlarımıza verdiğimiz hizmetleri daha iyi standartlarda sunabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Şu an arkamızdaki açık pazarda gerçekten ülke koşullarında en iyi donanımla, teknik altyapısıyla hizmete sunulan bir alan olarak halkımızın hizmetinde. Yıllardır çarşambaları geleneksel olarak açılıyor ve bütün Girne yanında bütün ülkemize de hizmet veriyor. Şu anda arkamızda da gördüğünüz üzere taze ve günlük olarak yetiştirilen ülkemizdeki lokal yiyecekler, sebze ve meyveler dahil olmak üzere köy kadınlarının üretmiş olduğu çörek, ekmek, hellim ve benzeri ürünler, köy ürünleri yanında. Tuhafiyet, giyim, kıyafet vesaire ürünlerin de bulunduğu ve halka üreticinin doğrudan ulaşabildiği önemli bir hizmet alanı Girne Belediyesi Açık Pazarı. Eskiye baktığında çarpma bir pazar görünümü vardı. Şu an modern, çağdaş, insanların rahat alışveriş yapabileceği bir ortamda bir pazar konumuna geldi Girne'nin pazarı. Türkiye'de bile çok çağdaş kentlerde bile bu kadar çağdaş bir yapıya sahip değil ya pazarlar. İnan bana birçok yerde Türkiye'de var, doğrudur ama Türkiye'nin bazı kısımlarında bile bu kadarı yoktur. Şimdi çok güzel. Yağmurdan kurtulduk, çamurdan kurtulduk. Her şey tamam. Eskiye nazaran çok güzel. Olur mu öyle şey? Bak başımızda en azından yağmur yemeyik. Güneşi de, yağmuru da iyi bir şey. Keşke hep çarşılar bunun gibi olsa. Üstümüz kapalıdır. Ondan yana tamam. Yağmur yağdığında korur bizi. Lekoşe de yok. Bir fırtına, bir yağmur dar odunları bazen daralı gider. Hem de buraya en azından korur bizi. Gene çadır kurardık. Bir rezillik. Şimdi iyidir. Yağmur yağdım. Kaygısı duruyor. Çok iyi şükürler olsun. Memnunluk yerimizden. Eskiden böyle geldi, açıyordu, sağa sola açıyordu, yağmur yağdı, magaç, topla, ıslanırdı, öteler ıslanırdı. Şimdi? Şimdi artık şükürler olsun, memnunum. Şimdi keser yağmuru, keser şeyi keser yani, bereket versin. Eskiden çok çok karma karışıktı, şimdi derli toplu oldu. Şimdi daha güzel yani, eski pazara göre çok güzel. Eskiye göre iyiydi. Eskiden şeydi, çadır getirir, çadır kurardık. Şimdi daha iyidir yani. Disiplinli, düzenli. Eskiden zor şartlarda yapardık, şimdi çok iyi. Yaşlılara yönelik hizmetler. Yaklaşık 900 kişi civarında, belki aşkın, 65 yaş üzeri insanımız bizden hizmet almaktadır. Bu alınan hizmetler, sağlık taramaları, evlerinde ziyaretler,
ve zaman zaman yaşlılarımıza yönelik ikinci bahar dediğimiz proje kapsamında onların eğlenmesine ve dinlenmesine olanak tanıyan geziler, eğlenceler düzenlenmektedir. Bütün bunların yanında da rutin olarak sağlık taramaları, ihtiyaçlı olanlara sağlık taramaları yapılmakta ve bu sağlık taramaları sonucunda onlara çeşitli ilaçlar da temin edilmek suretiyle yaşlılarımıza bu ikinci baharlarında hoşça güzel vakit geçirmeleri için, sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için hizmetlerimiz devam eder. İhtiyaçlı olanların bir kısmına ise daha farklı yardımlar, gıda yardımı olsun veya evlerinin basit tamirat ve tamiratları olsun. Bu bünyede olanlara da belediyemiz tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Yaşlılar için yardımlarda bulunuyoruz. Yaklaşık 1100 tane üyemiz bulunmaktadır. Bu üyelerimize rutin kontrollere gidilip şeker tansiyon ölçümleri yapılmaktadır. Gerek ihtiyaçlı hastalarımıza ilaç yardımları yapılmaktadır. Yatalak hastalarımıza da bez yardımları yapılmaktadır. Bunlar aylık olarak yapılan yardımlardır. Belirli aralıklarla da geziler düzenliyoruz. Yaşlılarımızı değişik yerlere götürüyoruz. Eğlenceler düzenliyoruz. Bir de düzenli olarak hastaneye gidip ilaçlarını alamayan üyelerimizin ilaçları alınmaktadır hastaneden her ay düzenli olarak. Yatalak hastalarımıza da düzenli olarak bez yardımı yapılmaktadır. Bele Payız ve Ozanköy'de yapılan hizmetler. Balabayız Köyü ile Ozanköy köyümüz bilindiği üzere 2008 yılından itibaren belediyemize bağlanmış iki köyümüzdür. Ama bunu da üzülerek söylerim ki bu iki köyümüze hemen hemen hiçbir şey yapılmadı. Biz 2014 yılında göreve geldikten sonra Ozanköy'de sadece ve sadece grubun önündeki meydan düzenlenmiş idi. Biz köydeki bütün galvaniz paslanmış su borularını değiştik, asbest boruları değiştik ve köyde hemen hemen 5000 metrekarenin üzerinde parke taşı ve aynı şekilde sokakları düzenledik. İçme sularını sağlıklı borulardan almaları için gerekli düzenlemeleri yaptık. Ozanköy'ü konuşacak olursak, Ozanköy'ün yetiştirdiği ve dünyada önemli bir kişi olan Osman Türkay'ın, şair Osman Türkay'ın ki bu abimiz Nobel Edebiyat Ödülü'ne iki kez aday gösterildi. Onun anıt heykelini de Ozanköy'de Kulüp Meydanı'nın olduğu bölgede yerleştirerek hem yerel bir sanatçının yaptığı çalışmayı Kıbrıs halkıyla buluşturduk hem de Osman Türkay abimize olan vefa borcumuzu ödemiş olduk. Bu bölgeden gelip geçenler bu anıt heykelde Osman Türkay'ın özgeçmişini okuyarak onunla ilgili bilgileri edinebilmektedirler. Aynı zamanda yakın bir zamanda da ailesinin temin ettiği orijinal iki adet şiir kitabı da Osman Türkay anısına Girne Belediyesi tarafından ikinci baskı olarak yapılacak. Ama bu ikinci baskılar da her iki kitabın da aslında uygun olarak düzenlenecek halifi. Dayım Osman Türkay yazdığı şiirlerle dünyada tanındım. İki kez Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi. Milenyum şairi yani 2000 yılın şairi seçildi. Ve bunun işte heykelini diken Girne Belediyesi'ne buradan teşekkürlerimi bildiririm. Doğduğu topraklarda yaşaması bizim için çok önemli. Onun için kendisi tabii köyünde yaşamayı, ilelebet yaşamayı, yatmayı isterdi. Bunun işte mezarı da orada, heykeli de orada. Bir de müzesi orada olacak tahmin ediyorum. Bunun için de belediye başkanımız bize söz verdi. Aldığımız binayı tamir edecek. Bunun için de çok teşekkür ederiz Niday Bey'e, Girne Belediyesi'ne. Beylerbeyi Köyü'nde Balabayız ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Orada dünyanın en önemli manastırlarından biri vardır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen her Hristiyanın ziyaret ettiği bir mabettir orası. Ve dolayısıyla köyün mutlaka ve mutlaka çok düzenli olması lazım, çok temiz olması lazım. Biz buna çok önem veriyoruz. Dolayısıyla Beylerbeyi'nde de, yani Balabayıs'ta da köy merkezinden itibaren güneye doğru olan bütün ara sokaklardaki galvaniz borular değiştirildi, paslı borular değiştirildi. O bölgede de yaklaşık 20 rüves sokak bordür ve asfalt taşı, parke taşıyla kaplandı. Bugünlerde de bina dış cepheleri, kötü olan binaların dış cepheleri boyanacak ve bazı sokaklara da saksılar içerisinde iklimimize uygun çiçekler yerleştirilecektir. Dolayısıyla Balabayıs bizim için çok önemlidir. Balabayıs'a yani gözümüzün içi gibi bakmamız lazım ama gerçekten bakmamız lazım. Çünkü orası bir dünya mirasının korunduğu bir tarihi kenttir. Bu konuda tabii ki oradaki bütün insanların da bunu sahiplenmesi lazım. Ama ben şunu çok olumlu bir şekilde görmekteyim ki köyde gerçekten yaptıklarımızı sahiplenen çok önemli bir dernek var ve derneğin kucakladığı Balabayıs halkı var. Dolayısıyla da onlarla bu şekilde bir işbirliği yaptığımız için kendimi çok mutlu hissederim. Köyümüzdeki en büyük eksikliklerinden biri ise yeraltı su borularının değişmesi üzerineydi. Bu eksikliğimiz belediyemiz tarafından giderilince bizim belediyemizden farklı taleplerimiz oldu. Köylüyle istişare ettikten sonra sadece değişen su borularının yerlerinin üzerinin asfaltlanmasının dışında biz olayı daha genele yayarak bunu o bölgenin, o sokakların parkeleme çalışmaları olabilir mi? Yani bunları parke yapabilir miyiz diye bazı çalışmalarımız, hazırlıklarımız oldu. Biz bunları gidip belediye başkanımıza, heyetimizle, yönetim kurulumuzla birlikte sunduğumuzda belediye başkanı ilk bakarız dedi ve sonra bizim köyümüze sahip çıkmamızı çok beğenerek mutlu oldu açıkçası ve bize gerekli her türlü desteği yapacağını söyledi. Köyümüzün içerisi şu anda parkelenmeye başladı. Birinci etabımız sonuçlandı. Bu dört etap halinde, bu parkelenme işlemi dört etap halinde sürecektir. Şu anda ilk aşaması eski köy dediğimiz meydanın üst kısmı tamamlanmıştır. Diğer yerler de belli tarihler, belli periyotlarla parkelenecektir. Ayrıca derneğimizin de katkıları, belediyenin de katkıları ile bulmuş olduğumuz sponsorluklarla bu yola bakan dış cephelerinde tamiratları ve çiçeklendirilme faaliyetleri de sürüyor. Amacımız dünyanın herhangi bir yerine gidip beğendiğimiz bir küçük bir köy yerleşim yerini Kıbrıs'a geldiklerinde de Bela Pais'te fazlasıyla insanlara sunmaktır. Turistler geldiği zaman Bela Pais'e direkt manastıra gelip daha yukarıdaki yerlere, evlere, eski yapılara, değirmenimiz var, tarihi değirmenimiz var. Oralara gidemiyorlardı. Yollardan, pisliklerden falan bazı sorunlar oluyordu. Şu anda yapılan yol yapımı ve alt yapıdan sonra, yol yapımı yapıldıktan sonra çok daha güzel Bela Pais köyünün dağın eteğine kadar dolaşma şansı buluyorlar. Ginde Belediyesi'ne bize verdiği katkılardan, desteklerden dolayı onlara, özellikle Nida Bey ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hiçbir zaman bizi ne yarı yolda bıraktılar ne de köyümüz için, Bela Pais için istediklerimizi, talep ettiklerimizi sağ olsunlar her şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi çok büyük teşekkürler ederiz. Hem Bela Pais halk olarak hem esnaf olarak büyük bir teşekkürü borç biliyoruz. Ben Ercan Küçük, Huzur Ağaç Restorant'ın işletmecisiyim. Gördüğünüz gibi 42 yıldır bu köye hiçbir yatırım yapılmadı. Fakat şu anda şimdiki belediye başkanımız Nida Bey gerçekten köyümüzde çok büyük yatırım yapmıştır. Bela Pais'e kırşanı yapmıştır. Önceden asfalttı, yamalanmış asfalt. İnsanların yürümesi de çok zordu. Şu anda yani gerçekten insan yürürken zevkle yalıyor. İlk defa köyümüzde öyle bir şey yapıldı. Evet. 40 seneden sonra yani belediye bir şey yaptı yani. Daha önce hep asfaltıydı, delik delik. Şimdi biraz daha yolu. İlk defa böyle bir şey oldu. Daha önce hiç böyle hizmet görmedik. Devamını bekliyoruz. Yıkık sur duvarı restorası.
Bildiğiniz gibi Girne tarihi bir kent ve şehirde yaklaşık 6-8 adet arası kule ve sur duvarları vardı. Hiçbir mesuliyetimiz olmamasına rağmen Bandabulya, Girne Bandabulya'nın arka sokağı dediğimiz, yani kuzeye doğru giden sokaklarda, liman arkası sokaklarda belki yaklaşık Rum'dan bile, Rum döneminde bile 70-80 yıldır hiç tamir edilmeyen bir sur duvarını biz Eski Eserler Müzeler Dairesi'nin kontrolünde ve eski eser uzmanlarının denetiminde tamamen kendi insanlarımızla ve dışarıdan hizmet aldığımız bir iki bu konuda ehli ustayla birlikte orayı restore ettik. Hem ön cephesini hem arkan cephesini restore ederek sağlamlaştırdık en önemlisi. Ve bu sağlamlaştırma sonucunda da çevresine yapacağımız peyzaj düzenlemesiyle de yakın zamanda orayı kentiye gelenlerin, kenti ziyaret edenlerin kullanımını açmış olacağız. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayvan refah yasasına göre yapılmış tek barınaktır diye düşünüyorum. Orası zaten gidenler tarafından bir barınak olarak değil, bir mesire yeri olarak da algılanmaktadır. Siz de herhalde çıktınız, gördünüz. Kafeteryası var, çocuk oyun alanı var, kliniği var, danışma ofisi var, mutfağı var ve tabii ki açık ve kapalı hayvan barınakları vardır. Köpeklerimiz vardır orada, gördünüz. Orada ciddi bir programa vardır. Orada görevli arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı insanlardır. Hayvanların her türlü bakımları yapılmakta, aşılar yapılmakta, kısırlaştırmalar yapılmakta. Ve orada en önemlisi, hayvan barınağında biz 10 dönümlük bir alanı Girne halkına aynı zamanda bir rekreasyon alanı olarak da sunmaya başladık. Oraya gelen aileler kafeteryadan gerekli hizmetleri alabilmektedir. Çocukları çocuk oyun alanında oynamaktadır ve dileyen oradan köpek sahibi olmaktadır. Zaten barınağı açarken bizim ana sloganımız satın alma, sahiplen diye bir sloganımız var hayvan barınağı ile ilgili. Dolayısıyla oradan isteyen aileler, isteyen insanlarımız köpek sahiplenme imkanına sahiptirler diye buradan da tekrardan bir anons yapmak isterim. Ozanköy Sosyal Aktivite Merkezi Projesi. Köylerimizde insanlarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın, yaşlılarımızın devam edebileceği merkezler çok azdır. Biz sosyal amaçlı bir merkezi Ozanköy'de düşündük. Bunun sebebi de Ozanköy'de eski Rum İlkokulu'nun bahçesinin avlusunun boş ve atıl durumda olmasıdır. Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yaparak orayı bir sosyal aktivite ve kültür merkezi haline, aktivite merkezi haline getirmek istedik. Projemiz hazırdır, hazırlanmıştır. En kısa zamanda onunla da ilgili gerekli çalışmaları başlatmış olacağız. Buradan yararlanacak olanlar gençler, yaşlılar ve ev hanımlarıdır. Erkek kadın ayrımı yapmaksızın. Aynı zamanda Balabaşlılar, Ozanköylüler, Doğanköy ve Karakum'da yaşayan insanlarımız da, yani Girne merkezin doğusunda yaşayan bütün insanlarımız bu merkezden hizmet alabilecekler. Projelerimiz tamamlanmıştır. En yakın zamanda bununla ilgili inşaat faaliyetine başlamış olacağız. Kanalizasyon ve arıtma tesisi projesi. Kentimizde en sorunlu konularından bir tanesi de kanalizasyon tesisi ve arıtma sistemiyle ilgili sistemdir. Bunu şu şekilde anlatmamız lazım ve bu konuda da halkımızla her şeyi açıkça paylaşmamız gerekir. Türkiye'den su geldiği zaman, yani Türkiye'deki su temin projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Geçirköy'deki baraja Türkiye'den su temin edileceği dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında bir protokol imzalandı. Bu yaklaşık ikinci yılını geçti, üçüncü yıla gitmektedir. Bu protokol çerçevesinde şu gündeme geldi. Bu protokoldan sonra belediyelere içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile ilgili herhangi bir hibe programından yararlandırılmaları mümkün değildi. Çünkü bu protokol gereği, her iki devlet tarafından imzalanan bu protokol gereği içme suyunda, kanalizasyonda, arıtma tesislerinde veya yağmur suyunda özelleştirme kapsamına alınacağı için yaklaşık 2,5 yıldır biz arıtma ile ilgili, kanalizasyonla ilgili ve içme suyuyla ilgili hiçbir projemize katkı alamıyoruz. Gerek Türkiye Cumhuriyeti ofisinden
yardım heyetinden veya devletimizin diğer başka biriminden alamıyor. Bu bizim için de büyük bir sorundur. Girne kentinin nüfusunun günden güne artmasıyla birlikte tabii ki hem içme suyunda hem kanalizasyonda hem de arıtma tesisinde çeşitli sorunlar yaşarız. Ama bunun doğru anlaşılması gerekir ki belediye bugüne kadar gerek yağmur suyu borularında, hatlarında, gerekse içme suyundaki galvaniz ve asbest borularının değişiminde %100 belediyenin öz kaynaklarıyla hizmet vermektedir. Ve bugünlerde arıtma tesisinde çıkmış olduğumuz ihalemizde, ki bu ihalemiz bu ayın sonunda sonuçlanacak, yaklaşık 2 milyonluk bir iş yapılacak Girne'deki ana arıtma tesisinde. Bu arıtma tesisinde de yapılacak olan bütün harcamalar, 2 milyon TL'lik bir harcama var, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacaktır. Az önce Balabayız'da, Bozanköy'de ve Girne merkezde asbest borular ve galvaniz borular değiştiği demiştim. İçme suyu borularındaki de bütün harcamalar belediyemizin öz kaynaklarıyla yapılmaktadır. Asfalt ve ulaşım çalışmaları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulaşım master planı olan tek belediye Girne Belediyesi'dir. Girne Belediyesi bu konuda kentteki gelişmeleri de dikkate alarak bir ulaşım planını uzmanlara hazırlatmış bulunmaktadır. Bu uzmanların bir kısmı Girne Belediyesi'nde çalışmaktadır, bir kısmı ise dışarıdan hizmet alınarak hazırlanmış çok önemli bir projemizdir bu. Tabii kentimizde ulaşımla ilgili sorunların başında herkesin bildiği gibi Batı çevre yolu gündeme gelmesiyle birlikte batıdaki trafik akışı rahatlamıştır Alsancak istikametine doğru. Ancak doğu çevre yolu dediğimiz Çatalköy istikametinden gelip Karakum'a uzanan doğudaki yolda doğu çevre yolu gündeme gelmediği için ve devlet bu konuda herhangi bir çözüm bulamadığı için, doğu çevre yolunu başlatamadığı için tabii ki biz de şehir içinde beklenenin çok üstünde bir trafik yüküyle karşılaşmaktayız. Halbuki doğu çevre yolu gündeme gelse ve doğu çevre yolu hizmeti açıldıktan sonra biz şehir içindeki trafiği elimizdeki ulaşım planımıza göre daha rahat bir şekilde düzenleme imkanı bulacaktık. Bunu da bu şekilde halkımızla paylaşmak isterik. Şehir içinde çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Kavşaklar düzenlenmekte, yeni çemberler oluşturulmakta. Trafiğin akışını rahatlatmak için de elimizden gelen bütün hizmetleri en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız. Gerek Etremit, Çiçek Mahallesi, Karaoğlanoğlu, gerekse Ozanköy'de de belediyemiz ileriye yönelik tasarı yollarımızı gündeme almakta ve belediye meclisinden de onayladığımız tasarı yollarımızı yeni gelen inşaatlarda da bunu uygulamak için ciddi projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Kaldırım çalışmaları. Biz göreve geldikten sonra Girne merkez ile, yani turistik bir kent olan Girne'de ve öğrenci kenti olan bir Girne'de kaldırım olmamasının çok büyük bir eksiklik olarak tespit ettik ve bütün köylerimizi bir program dahilinde merkeze kaldırımlarla bağlama hedefi koyduk. Zeytinlik köyünü örnek verecek olursam, Zeytinlik köyü hem doğudan Naci Talat Caddesi'ne hem batıdan Şip Oteli'nin olduğu noktadan Karaoğlanoğlu Caddesi'ne kaldırımlarla bağlanmış bulunmaktadır. Ve şu anda köy merkezinden, Zeytinlik köy merkezinden çıkan birisi çok emniyetli bir şekilde Girne merkeze kaldırımlarla gelebilmektedir. Yani kaldırımlar bizim için önemlidir dedik ama kaldırımlarla ilgili de bu 3 yılda gerçekten çok önemli adımlar attık. Çok yaklaşık Aralık ayı itibarıyla 7 kilometre ama bugün için artık 8-9 kilometreye çıkmış bir kaldırım ağını oluşturmuş bulunuyoruz. Temizlik çalışmaları. Kentin gelişmesine paralel olarak yeni yerleşim birimlerinin oluşması, yeni mahallelerin oluşması, yeni sokak ve caddelerin oluşmasıyla birlikte tabii ki temizlik ekipmanlarının ve temizlik personelinin de sayısının artırılması gerekirdi. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar çok temizlik araçlarına çok ciddi bir yatırım yaptık. Bu araçlar sıkıştırmalı çöp kamyonu, normal kamyon, küçük mahalle aralarına girebilecek damperli kamyonlar ve süpürme makineleri, elektrikli elektriksiz süpürme makinelerini temin ederek kentin temizliğine çok ciddi katkı yapmaktadır. Belediyemizin hizmet satın aldığı Belfast şirketinde çalışan gençlerimizin çoğu da zaten temizlik bölümünde çalıştırılmaktadır. Biz göreve geldiğimizde 15-16 sokak süpürülürken
Şu anda yaklaşık 40 sokağa süpürgeci girebilmekte, süpürme makineleri girebilmektedir. Bunlar da Girne Merkez ve köy ayrımı kesinlikle yapılmamaktadır. Merkezden, Girne Merkezi'nde alınan hizmetlerin aynısı köylerimizde de programlanmıştır ve yapılmaktadır. Eğitim yatırımları. Biz göreve geldiğimiz zaman bölgemizde 10 devlet okulu var. Ana sınıftan ilkokula, ilkokuldan liseye, ortaokula 10 devlet okulumuz var. Biz bu devlet okullarımıza çok ciddi bir yatırım yaptık. Bildiğiniz gibi emlak vergisinin belli bir oranı devlet okullarına yatırılmak zorundadır. Biz bu belirtilen rakamını da üzerine çıkarak bölgemizdeki 10 devlet okuluna yaklaşık 36 ayda 2.2 milyon TL gibi ciddi bir rakam harcadık. Yani bu eski para birimiyle 2 trilyonu aşkın bir rakam harcadık. Bu da son belki 20 yılda devlet okullarına yapılan en önemli yardımdır diye, en büyük katkıdır diye söyleyebilirim. Öğretmen okullarından masa sandalyelerin öğrencilerin kullandığı tuvaletlere, öğretmen odalarının döşenmesine, tefrişatına, okullardaki basketbol ve voleybol sahalarının düzenlenmesine, 19 Mayıs Koleji'ne kapalı spor, kapalı kültür merkezi yapılmasına kadar çeşitli okullarda çeşitli faaliyetlerimiz devam eder. Küçük grup okullarına da, grup yaştaki çocuk okullarına da çocuk oyun elemanları, parklar, bahçeler düzenleyerek onların bu konudaki zihinsel gelişmelerini sağlamak için çeşitli yatırımlar yaptık. Gerçekten bölgemizdeki öğrencilerimiz bizim için çok önemlidir. Öğrencilerin alacağı kaliteli eğitim sonuçta kaliteli bireylerin yetişmesine ve sağlıklı bir toplumun yetişmesine neden olacaktır. Bu nedenledir ki biz öğretmenlerimize, öğrencilerimize büyük önem veriyoruz. Onların fiziki mekanlarına önem veriyoruz ve bu yatırımları severek ve isteyerek yapıyoruz. Bu konuda çalışan bütün ekibime çok teşekkür ederim. Belki uzun yıllardan sonra ilk kez belediyemiz bünyesinde çalışan bir mühendis arkadaşımız öğretmen ve okullarla istişare ederek okullardaki eksiklikleri idareye bildirmekte ve onun yaptığı koordinasyonla da okullara bu ciddi yatırım gündeme gelmiş oldu. Bu bizim için çok önemlidir. Yani bizim ülkemizde zaten biliyorsunuz en büyük sorun koordinasyon eksikliğidir. Bu şekilde bunu da belediye bünyesinde aşmış olduk. Okullardan gelen ihtiyaçlar bu arkadaşımızla toplanmakta ve idarenin de yönlendirmesiyle çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. Üst yapı çalışmaları. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz trafo aslında bir üst yapı çalışması. Ama bizim anlamak istediğimiz şudur, biz belediye hizmet binasını geldiğimiz zaman temeli atılmış bir şekilde bulduk. Dolayısıyla bu temeli atılmış bir şekilde bulduğumuz hizmet binasını yaklaşık 17 milyon TL ek bir ihale yaparak onu da hizmete almak için çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Bu bina hizmete açıldığı zaman ki bizim hedefimiz seçimle endeksli bir hedef değil, bizim ile müteahhit firmanın yaptığı anlaşma gereği Mayıs başında bu binanın bize teslim edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada belediyenin kurumsal yapısına büyük bir katkısı olacak. Personelin moral ve motivasyonu yükselmiş olacak ve halka verdiğimiz hizmet kalitesi dolayısıyla artmış olacak. Çünkü bu mevcut bulunduğumuz bina 1974'ten kalma bir binaydı. O dönemdeki kentin nüfusunu düşündüğünüz zaman ve iş hacmini düşündüğünüz zaman ve bugünkü kentin nüfusunu düşündüğünüz zaman şimdi bulunduğumuz belediye binasının yeterli olmadığı ortadadır. Dolayısıyla biz bu nedenle buna halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için bu binaya mutlaka en erken zamanda geçmemiz gerekmektedir diye düşünüyorum. Tabii ki üst yapıda neler var ayrıca? Parklar var, bahçeler var, çocuk oyun alanları var. Bunlar da bizim için çok önemlidir. Çünkü kentin artan bu nüfusuna paralel olarak kentte en büyük eksiklik yeşil alanlara duyulan eksikliktir. Ben imar planı toplantılarda da söylediğim gibi normal standart bir kentte insan başına düşen yeşil alan miktarı 12 ile 14 metrekaredir. Bir insana düşen yeşil alan 14 metrekare olması gerekir. Bizde maalesef üzülerek söylemek isterim ki kentteki bu yoğunluğa paralel olarak insan başına düşen yeşil alan miktarı 5 ile 6 metrekareye düşmüştür. Bu da gerçekten ne Avrupa standartlarında ne de dünya standartlarında bir miktar değildir. Bu nedenle yeşil alanlara önem veriyoruz. Kentimizde atıl durumda bulunan belediye ait bütün
yeşil alanları aktif hale getirmek için çabalarımız vardır. Bugünlerde Ozanköy istikametinde Boğazderesi Parkı'nı hizmete açacağız ve daha sonra da Ozanköy'de Ozanköy'ün alt bölgesi dediğimiz alt bölgede de sanat parkını hizmete açacağız. Biz göreve geldikten sonra yaklaşık 26-27 yeşil alanı aktif hale getirdik. İnsanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin eğlenebileceği, dinlenebileceği alanlar olarak bu yeşil alanlar önümüzde ciddi bir görev olarak durmaktadır. Bu anlayışla biz üst yapılara önem vermemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de kentte yoğunlaşan nüfusun dinlenebileceği, eğlenebileceği alanların yaratılmasıdır. Bu nedenle biz bu plajlar olsun, efendime söyleyeyim, kent müzesi olsun, sanat galerisi olsun, hayvan barınağı olsun ve yeşil alanlar verdiğimiz önem, oda tiyatrosu olsun, kentte olması gereken önemli fiziki mekanlardır diye düşünüyorum. Danışma ve Destek Merkezi. Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi kentin ihtiyacından doğan bir merkezdir. Bu merkezle ilgili biz uzun bir süreden beri çalışma yapmaktayız. Belediye olarak bu konudaki yasal sorumluluklarımızın neler olduğunu araştırdık. Bu konuda belediyeler yasasına ve ilgili diğer yasalara bakarak bir yıl önce başlattığımız bu merkezin açılışını geçtiğimiz günlerde yapmış bulunmaktayız. Ne kadar güzel bir şeydir ki artık kendi insanlarımız yerel yönetimlerde kendilerine fırsat tanındığı zaman böylesi önemli noktalarda nasıl değerli düşüncelerini hayata geçirebiliyorlar. Bu açılışta bulunan hem herkese hem de bunu buradaki emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşık 10 yıl önce düşündüm bu projeyi hayata geçirmek. Sayın Başkanım Nidaye Güngördü'nün büyük emekleri, büyük inancı, insana olan sevgisiyle gerçekleşmiş bulunuyor. Merkezimizde sorunları olan kişiler randevu sistemiyle veya telefonla şahsen başvurarak da danışabilecekler. Burada konularına göre gerekli olan uzmanlardan destek alabilecekler. Bu hizmeti ücretsiz olarak Girne Belediyesi halkımıza sunacak. Bu merkezden kentimizde ve kentimizin çevresinde bulunan dezavantajlı bütün gruplar yararlanabilecektir. Gençler, çocuklar, yetişkinler, yaşlılar bu merkezden yararlanabilir. Bu merkez sadece madde bağımlılıklarıyla ilgili değil, diğer bütün konularda da dezavantajlı gruplar dediğimiz aile içi, şiddet, cinsel istismar, çocuklara karşı uygulanan haksız her türlü hadisede danışabilecekleri, destek alabilecekleri bir merkezdir. Bu merkez evet Girne Belediyesi'ne ait bir merkezdir ama Girne Belediyesi bu merkezdeki faaliyetleri yürütürken diğer sivil toplum örgütlerinden ve devlet kuruluşlarından da yardım alacak, almamız gerekmektedir. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Dairesi, Sosyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gerekli yardımları almak istiyoruz. Bu konuda bir kısmıyla görüşmelerimizi sonuçlandırdık, bir kısmıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Ve bu çerçevede de çeşitli protokollarla bu merkezin dolu dolu çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Şunu da belirtmek isterim ki bu merkez tabii ki bütün bu sorunlu ve dezavantajlı gruplarla ilgilenirken sürekli bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek ve bu merkezde planlanacak eğitim çalışmaları, seminerler ve farkındalık etkinlikleriyle de bu konuda var olan insanların bilincini artırarak mutlu bir toplum yaratmak, mutlu bir kent yaratmak ve insanların buradan alacakları eğitimlerle de sağlıklı birer bireyler, sağlıklı birer aileler oluşturulması ve en nihayet tabii ki kent güvenliği açısından da önemli bir işlevi olacağına inanıyorum. Ben katkı koyan herkese teşekkür ederim ve işbirliği yapacağımız bütün partnerlerle ilgili olarak da kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Gençler, işsiz gençlerle ilgili olarak bir şey söylemek isterim. İşsiz gençler bu merkeze başvurdukları takdirde gerek Esnaf Sanatkarlar Birliği ile
yapacağımız esnaf sanatları odasıyla yapacağımız etkinliklerde, gerekse SOS ile yapacağımız ortak çalışmalarda işsiz gençlerimize de iş bulmak konusunda gerekli programlar hazırlanmış olacaktır. Biz kenti geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız hiçbir plan, hiçbir proje, hiçbir hareket günü kurtarma hareketi değildir. Biz Girne kentini bir öğrenci kenti, bir turist kenti olarak geleceğe taşınacak projeler ve programlar üstünde duruyoruz. Bütün hedefimiz budur. Daha çağdaş, daha yaşanabilir, insan odaklı bir kent için varımızı, yoğumuzu ortaya koyarak ekibimle birlikte çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz bundan sonra gelecek nesillere daha yaşanası bir kent bakabilmenin en önemli ögelerinden bir tanesi de mutlaka ve mutlaka kentte kalıcı, günübirlik olmayan programları yapmaktır diye düşünüyorum. Bugünün girmesini değil, yarının girmesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim için önemlidir ve bunlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz.